Selam, yeni bir günden merhaba. Bugün günlerden Perşembe. Saatte şu anda 13:21. Aslında ben sabah erken kalkıyorum. Yani saat 8'de Hakan giderken uyanıyorum. Ama bugün nedense böyle bir halsizlik var üstümde. Bir hasta gibiyim, anlayamadım yani. İnşallah hasta falan olmamışımdır. Zaten şu korona belasından dolayı hep korkuyoruz yani sürekli hastalık mı, işte grip mi, korona mı diye. Hep tanıdıklarımız, yakınlarımız da korona oluyor. O yüzden insan bir tedirgin oluyor açıkçası. Böyle biraz dedim kendi yüzüme renk getireyim. Yani birazcık bir şeyler yapayım dedim. Ondan sonrasında gelen kargolarımı göstereceğim size. Bir de bir kargom daha vardı. Onu bekliyordum. Hepsi geldiğinde göstereyim dedim. Ama o kargom sözde ben burada yokmuşum. Yani gelmişler. Burada değilmişim. Aramışlar sözde. Yine telefonda hiçbir arama yok. Ulaşamamışlar. O yüzden şubeye iade olarak şubede bekliyormuş. Yani benim gidip almam gerekiyormuş. Ondan sonra geldi işte Hakan geldiğinde söyleyeceğim ona. Gidelim. Gidip alalım kargoyu. Onu da aldıktan sonra artık gösteririm. O zaman şimdilik biraz makyaj yapalım. Birazcık bir şeyler yapalım. Bu arada videolarımın altına yani mutfak türümün altına çeyizlerin o kadar çeyizlerini nasıl sığdırdın diye hep merak ediyordum yazmış herkes. Arkadaşlar çok haklısınız çünkü sığdıramadım zaten. Yani ben de şu an yani şu an demeyeyim yaparken diyeyim çok sıkıntı çektim. Zaten yemek, misafirlik takımların çoğu sadece günlük yemek takımım ve çatal bıçak kullandığım çatal bıçak setlerim mutfaktalar. Onun dışında bütün hepsi konsoldalar zaten. Bir de koridora portmanto aldık biliyorsunuz. O portmantonun içinde çoğu da. O yüzden yani ben de sığdıramadım zaten. Şimdi o yüzden küçük böyle dekoratif dolaplar oluyor. Onlarla işte raflarla falan şey yapmaya çalışıyorum. Biraz daha yer açmaya çalışıyorum açıkçası. Şimdi birazcık her şeyi düşürüyorum. O yüzden yani çoğu şeyim aslında yerleştiremedim. Dediğim gibi ama şu anda hani lazım olan şeylerim genelde yanımda zaten yani mutfakta genelde kullandığım şeyler. Zaten zamanla onlar kırılıyor ya da modeller değişiyor falan. O yüzden yine zamanla değiştiririm. Çünkü ben zaten normalde de sakar bir insanım. Dediğim gibi yemek takımımın günlük olarak kullandığım yemek takımımın zaten bir tanesini daha evleneli bir ya da 2 haftalıkken kırdım bile bir tane tabağını. Yani Bismillah deyip başladım sakarlıklara. Hatta ilk geldiğimiz tatilden ilk döndüğümüz gün diyeyim evde şey yaptım. Çay döktüm halıya. Yerdeki halıya çay döktüm. Ondan sonra halıları falan kaldırdım, yıkadım. Allah'tan diğer sipariş ettiğim halılar da gelmişti. Onlardan birini koydum hemen. Ama yani dediğim gibi zaten ben sakar bir insan olduğum için mutfaktaki çanak çömleklerin yani porselen tarzı ya da cam tarzı olanların çok uzun süreler yani kullanılacağını düşünmüyorum. Tabii bir iki tane kalır yani yine hepsini kırmam herhalde inşallah da. Öyle yani yerim yok. Yarısı daha kuplarım vardı mesela tatlı kuplarım onları hiç koyamadım. Onlar şeyin üstünde bekliyorlar. Dolapların üstündeler. Hatta bazıları altındalar da yani altında böyle ufak şöyle şu kadar falan bir alan var. Bazıları oradalar bile. Öyle yani. Koyamadım maalesef. Yettiremedim yerimi. Şunu süreceğim arkadaşlar. Yine turuncu tonlarında olacak zaten. Her zaman yaptığım gibi biliyorsunuz. Sadece bir ufak bir renk gelsin istiyorum suratıma. Yani böyle çok solgun hissediyorum kendimi. İçeride de radyo açtım. Buraya geliyor mu sesi bilmiyorum. Bir ses olsun diye bir şarkıyla yapıyorum her şeyi de. Bir ses olsun diye. Sabah yine kalktım arkadaşlar. İşte normal bildiğiniz günlük işlerimi yaptım.
İşte salonu falan topladım, mutfağı topladım, kahvaltımı yaptım. Müge Anlı'yı izledim. Ondan sonra biraz önce bitti zaten. Bittiğinde bir bugün izleyeceğiniz videomu yayın. Pardon, bugün siz izlemiş olacaksınız. İzlemiş olduğunuz videoyu düzenledim, yayınladım. Ondan sonra şimdi de yemek olarak da aklımda bir şey var. Belki onu da sizinle birlikte yaparım. Bakacağız yani gün neler gösterecek. Biz de işte şimdi dediğim gibi normalde hep dışarı falan da çıkıyoruz. Hatta dün Hakan dedi ki dışarıda yiyelim ya da dışarıdan yemek söyleyelim. Ama artık yani insanlara da yani dışarıda güvenmiyorum. Çünkü etrafımda aşırı çok korona olan insan var tanıdığım. Artık korkmaya başladım yani her şeyden, herkese geliyor. Sıra bize mi geliyor diye. İnşallah gelmez yani, inşallah bir şekilde biter bu hastalık, kurtuluruz ama hiç bitecek gibi de değil, bilmiyorum. Aman arkadaşlar, kendinizi korun. Ha bu arada arkadaşlar, ben şey de söyleyeyim, İzmir depremi. Çünkü ben sürekli her gün haberlerde bitene kadar bugün enkaz kaldırılmış yani bu Rıza Bey Apartmanı'ndaki şey bitmiş. Onu okudum. Ama hep yani sabah akşam gece yatarken falan bile takip ettim yani ne olduğunu ne bittiğini. Gerçekten çok moralim bozuktu zaten İzmir depremine. O yüzden hani bunu da buradan da İzmir'de yaşayan arkadaşlarım, kuzenim var ve kuzenlerim, gerçekten ilk deprem günü onları çok merak ettim. Allah korudu, bir şey olmadı çok şükür ama yakınlarını kaybeden çok insan var ve onlara gerçekten çok üzüldüm. O ekranda onlarla birlikte sürekli ağladım. Ama bunlar ihmalsizlikten kaynaklanıyor bence de yani. Hani bu bazı şeyler para kazanılması için sadece bakılıyor. Yani insan canının gerçekten hiçbir önemi yok. Ve bu çok kötü bir şey. Ülkemiz için çok kötü bir şey. Ben dün akşam da hatta bir tane Çin'de 9.1 büyüklüğünde bir depremi gördüm ve asla böyle kaç katlı bina diyeyim size. Hani 100 vardır herhalde. 100 katlı bildiğiniz gökdelen yani. O gökdelen böyle böyle sadece sallanıyor yani. Hiçbir yıkım, hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Altında muhtemelen raylı sistem var. O yüzden hani bunlar riskler hesaplanmış, önlemler alınmış, yapılmış şeyler. Tamam maliyetli olabilir ama insan canından kıymetli değil asla. Ve gerçekten bir sürü insan öldü yine. Bunun ihmalsizlik olduğunu düşünüyorum. İnşallah ve inşallah diyorum ki yani böyle yapılmamaya devam etmez. Yani nasıl diyeyim? Bazı binalarda mesela izinler çıkarıyor. Yani aslında riskli olduğu halde izin çıkartıyorlar. Yani bina yapılabilir ya da yıkılmaması için orta riskli bina yapılabilir diye müteahhitler kazansın diye, işte ev sahipleri kazansın diye kendilerinin apartmanlarını bu şeylere sokmuyorlar. Bu incelemelere sokmuyorlar. İşte riskli bile olsa yaptırma gereği duymuyorlar. Yani ne kadar kötü bir şey. Ve artık o hangi apartmandaydı İzmir'deki bilmiyorum ama orada oturan insanlardan birkaçının konuşmalarını dinledim. Bu ihmalsizlikleri yapan insanların hepsi o binada ölmüş. Yani bu artık tabii şey de denmez. Yani Allah işte hani karşına nasıl çıkıyor da denmez ama yapsalardı keşke ve kendilerine de zarar geldi. Yani sadece para her şey değil yani bu dünyada.
Biraz yamulttum eyeliner ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Yani yıkıldı, evler yıkıldı, her şey yıkıldı. Ne oldu? Kime zarar geldi? Kendilerine zarar geldi. Yani hani değer miydi canından olmaya? Değmezdi yani. Yazık. Keşke birazcık parayı değil de yaşamayı düşünselerdim. İşte orayı yapan artık yapan değildir herhalde. Yani 30 yıl önce yapılmış çünkü bina yani yaparken. Yani birkaç depremde atlatmış bildiğim kadarıyla. Ama bazı binaları işte sağlamlaştırma yapmışlar. Bu riskli binalardan bazılarını. Kolonları kesilen bina işte o şekilde söylüyorlar. Hangisinin olduğunu tam olarak bilmiyorum. Siz anlayın diye söylüyorum hangisi olduğunu. O binalarda mesela iyileştirme yapmışlar ve altlarında mağazalar var diye kolonları kesilmiş. İşte betonları kötü beton kullanılmış. Yani elde parçalanıyormuş betonlar. Yani ne kadar kötü bir şey yani. Allah göstermesin kimseye, hiç kimseye. Ben buradan İzmir'dekilere çok 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 geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ölenlerin ailelerine sabır diliyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Bir sürü insan annesiz, babasız, çocuksuz, evlatsız kaldı. Ya ne kadar kötü bir şey ya. Ne kadar kardeşler. Yani kim ölmedi ki? Kaç kişi? 116 kişiydi galiba okudum. Bunu doğru hatırlıyorsam 116 kişi vefat etmiş yani. Ne kadar kötü arkadaşlar. İşte elimizden de bir şey gelmiyor. Yani yapabileceğimiz bir şey de yok. Yani buradan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Tüm ülke olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama maalesef kimse dinlemiyor. Yine kendi kafalarına göre yapılan her şey yapılmaya devam ediyor. Keşke yapılmasa. Tekrar buradan herkese geçmiş olsun diyorum. Kuzenlerime de onları çok sevdiğimi söylüyorum ve iyi olduğunuz için çok mutluyum. Kuzenlerim ve arkadaşları, konuştuğum kişiler iyi oldukları için çok mutluyum. Ölen insanların ailelerine sabır, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten hepimiz çok çok üzgünüz. Yani hepimiz burada oturup bekledik ki ne olacak, ne bitecek. İnşallah kimseye bir şey olmaz. Ayda bebek, Elif bebek. Yani ben onları günlerce takip ettim gerçekten. Onlar mucizeydi. Onlara çok sevindik. Gerçekten çok çok sevindik. Çok mutlu olduk. Zaten onların tiplerini falan gördüm. Böyle ısırası geliyor insanın yani. Çok tatlılar maşallah. Allah inşallah onlara çok güzel ve mutlu bir ömür verir. Tabii ailelerine de sabır. Çünkü ailelerden hep birileri kaybedildi maalesef. Ne olacak bunun sonu bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah olmaz da bilmiyorum yani. Korona da var. Korona da bitmiyor. Gerçekten bu yıl nasıl bir yıl oldu bilmiyorum yani. Koronaya da önlemlerinizi lütfen alın, unutmayın. Ben hiç dışarı çıkmıyorum. Aylardır Mart'tan tabii ki çıkmak zorunda olanlar var. Biliyorum ama ne olur önlemlerinizi alın çıktınız. Ya ben hiç dışarı çıkmıyorum değil tabii ki yani. Marketlere gidiyoruz. Mesela dün pazara gittik. Açık pazardı ama. Açık pazara gittik. Yani üstü açıktı, hava en bu kapalı pazarlardan değildi. Çok korkuyorum giderken de zaten. Maskeme her yarım saatte 15 dakikada işte eğer yani pazardan çıkıp eşyaları arabaya bırakmaya gittiğimizde eşyaları bırakıyoruz arabaya. Maskelerimizi değiştiriyoruz. Eskilerini atıyoruz. Tekrar girdiğimizde alacaklarımızı alıp öyle çıkıp tekrar maskelerimizi atıyoruz yani değiştiriyoruz. İç üstümüze tutmuyoruz. Zaten kolonyayla yıkanıyoruz yani. Lütfen yani ne kadar korunursak korunalım, korunan insanlara da geliyor. Ona da bir şey diyemiyorum. İşte hani artık kaderimizde yazılıysa olacağız. Ona da bir şey diyemiyorum ama inşallah olmaz. Olanlar çok çok hafif atlatıp geçer. İnşallah arkadaşlar gerçekten insanın morali çok bozuluyor.
Bunları duydukça. Bu arada bunları dün almıştım BİM'den. İzlemiş olacaksınız zaten. Çok beğendim arkadaşlar. İkisinin kokusu da çok güzel. Hatta birer tane daha mı alsam diye düşünüyorum ve beni normalde şu Nivea'lardan başka şeyler geçirmiyor. Bu dudağımdaki çatlakları. Bunları akşamdan beri 2-3 kez sürdüm. Ve şu anda buradaki çatlak yara olmuş artık, hatta uçuk olmuş. Ama acımıyor. Varsa BİM'de, benim aldığım BİM'de bayağı vardı. 3 tane birinden, 3 tane birinden vardı. Ben ikisini aldım. Eğer tekrar gittiğimde varsa yine alacağım 2 tane daha. Çünkü bunlar, ben bunları böyle günlük kullanıyorum. Yani yanımda taşıyorum, sürekli sürüyorum. Aklıma geldikçe sürüyorum. Öyle hani akşam sabah değil. Günde belki 10 kere sürüyorumdur. Böyle. Böyle bir makyaj yaptım arkadaşlar. Böyle şimdilik işte evdeyim zaten. Şuradan bir dudak şeylerinden süreyim. Biraz renk versin. Ben niye hiç parlatıcı almıyorum ya? Ben şöyle yanıma alayım da. Aslında bir tane almıştım. Şuradaymış. Bunları üstüne koyayım da. Bunları da günlük sürerim evdeyken arkadaşlar. Bazen canım sıkılıyor, makyaj yapıyorum. Bazen dışarı çıkacak oluyorum, makyaj yapıyorum. Yani hafif böyle bir şeyler. Bunu zaten Proxy'den almıştım biliyorsunuz. Bunu daha bayağı önce BİM'den almıştım. A101'den mi almıştım ben? A101'den almıştım galiba. Böyle. Hakan yani daha 1-2 saate gelir ancak. Ama ben size şimdi o gelmeden kargolarımı göstereyim. Ondan sonra gidip sonra diğer kargomu aldıktan sonra da öbür kargomu göstereyim. Biraz da parlayalım mı, ne dersiniz? Şunu biraz süreyim. Yani aldık falan öyle çok sürmüyorum ben. Görüyorsunuz zaten sürmek istemiyorum yani. Çok sevmiyorum diyeyim. Böyle hani kontürmüş, şuymuş, buymuş sürmek istemiyorum ama bunu beğeniyorum. Parlıyor ya, hoşuma gidiyor. Hani derseniz bu kız da garip yani, ne kontür yapıyor ne bir şey, sadece highlighter sürüyor. Bu yüzden yani. Hani parlıyor diye hoşuma gidiyor yani. Başka bir amacım yok yani. Güzel gözüksün şu bilmem ne. Böyle görünce parladığını hoşuma gidiyor. Zaten çok ağır makyajı sevmiyorum o yüzden. Böyle arkadaşlar. Çok tatlı durmuyor mu? Ben buradan şimdi şu an parladığını görüyorum. Sizi görüyor musunuz bilmiyorum ama. Dudağım da parlıyor. Böyle parlasın. O zaman içeri gidelim. Kargolarımı göstereyim. Fark ettiniz mi? Işıl ışıl parlıyorum. Yanaklarım, dudaklarım. Böyle. Evet. Kargolarımı gösteriyorum. Şimdi ben çiçek sepetinden demiştim zaten. Şu Forever böyle titreşimli yüz temizleme cihazı var ya, ondan aldım. O banyoda. Onu geleli bayağı oldu ama. 3 hafta falan olmuştur. Alalı zaten çok olmuştu. Ama o çok uzun süreli şey yapmadım. Kargoda durmadı. Geldi yani. Bir de bu yeşim taşlı masaj aletleri vardı. O da 10 liraydı ve kargo ücretsizdi. Ondan da almak istedim. Alayım dedim. Çünkü ondan ben A101'e falan geldiğimde zaten Shopping Stars blogumda görüyorsunuz yani, bloglarımda. Hiçbir zaman yetişemiyorum. Şöyle şu şekilde geldi. O da geldi. Hatta 2 gün önce falan geldi. Böyle kırık geldi. Yani o kadar... neredeyse bir ay kargoda durdu ve kırık geldi. Bunu 10 TL'ydi. Yani çarşıya falan çıkarsam iade olarak gönderirim. Çıkmazsam uğraşmam yani. Ben sadece masaj aletimle keşke
böyle gelmeseydi, hani kırık dökük gelmeseydi diye düşündüm. Onun dışında 10 lira zaten ücreti, çok pahalı bir ücret değil. Ama bu arada bunlardan şeyde de gördüm, Trendyol'da gördüm, onları da söyleyeyim size. Çok güzeldi renkleri böyle. Beyaz ve siyah mermer desenleri vardı. Onları da çok beğendim. Yine yaşımı taşımak bilmiyorum ama. Şöyle A101'e gittim geçen gün. Kargolarım değil bu tabii, aldıklarım da yani. A101'e gittim geçen gün. Şöyle bir borcam aldım. 12.95'ti fiyatı. Bunu neden aldım? Büyüklüğü arkadaşlar. Bunu arkadaşlara da demek istemiyorum ama sürekli diyesim de geliyor yani. Niye? Nasıl yapacağız bunu arkadaşlar? Arkadaşlarım. Yine dedim. Bilmiyorum, bakalım nasıl yapacağız. Yapamıyoruz yani belli ki. Bana arkadaşlar diyen, sürekli arkadaşlar diyorsun diyen arkadaş. Kusura bakma, yapamıyorum diyorum yani. Şöyle minnak bir borcam aldım. Neden? Çünkü ben büyük, hatta mutfak turum videomda gösterdim. Beyaz böyle fırın kabım vardı. O kap çok büyük geliyor yemeklerimize. Böyle küçük bir kap yani, iki kişi olduğumuz için. Onu mesela etrafını sardım, ortası boş kalıyor. O yüzden bunu böyle sıralı dizerim diye düşündüm. Bize yetecek kadar bir kap olduğunu düşündüm. O yüzden bunu aldım. Şimdi bana canım arkadaşım, kardeşimin arkadaşı Azra terlikler hediye aldı. Bu terlikleri çok istiyordum. Ama o almış. Sağ ol, buradan seni çok öpüyorum. Çok beğendim. Çok güzeller. Tam da benim rengim zaten. Gri. Yani gerek yoktu ama çok beğendim gerçekten. Tekrar teşekkür ediyorum. Başka ne geldi kargodan? Ay. Açayım. Bunu açmak için keşke bir makas alsaydım. Ben bir gidip makas alıp geliyorum. Supla aldım. Amerikan servis. Ben sehpalarımı boyamıştım ya arkadaşlar. Onun bir tanesinde bir tırnak izi gibi bir şey var. Soyulmuş. Yani sert ve sivri bir cisim sanırım. Böyle yani çok büyük değil. Aynı bu makas ucu kadar falan ama onu işte daha sonralarına tekrar kaplayacağım. Ama bunun üstüne bir şey koyarken hani daha dikkatli olunması için bu Amerikan servisleri aldım. Bunları onun üzerine koyacağım. Zaten Hakan bir tanesinde sürekli bilgisayar oynuyor. Diğerinde de işte çay kahve falan koyuyorum ben. Onda çay kahve koyduğumuzda sürekli hani bir alışveriş olduğu için onda muhtemelen zaten oldu. Yani yıkanabilir mi nasıl bilmiyorum şu anda. Plastikmiş bu. Benim için daha iyi. Hasır olmasından daha iyi. Ben sadece görüntü olsun diye aldım. Beyaz aldım. Çünkü bu Amerikan servisi renkleri krem ya. Onlar benim evime uymuyor. Şöyle. Plastikmiş bunlar. Ben plastik olduğunu düşünmemiştim alırken. Bu arada bunlardan çok varmış. Altılı mıymış? Ben sanıyordum ki iki tane. Çok sevindim şu an. Bunları yere atayım, birazdan toplayacağım. Böyle dörtlü mü, kaç tane var ya? Çok mutlu oldum şu an. Dört tane varmış. Allah, dört tane. Bakın. Üç, bir tanesini burada açtım, bir tanesini. Kusura bakmayın. Bir de şöyle yanında bakayım, süs için şöyle kalpli kürdan göndermişler. Bunları hiçbir şeyde kullanmam. Burada kullanmam yani en azından. Bunlar böyleymiş arkadaşlar. Ben bunu böyle çok beğendim. Yani böyle olması daha iyi. Çünkü ben bunları şey sanıyordum. İki tane sanıyordum. Hatta dedim iki, bir tane daha, yani ikili daha alırım bir tane. Bakayım nasıllar. Ona göre sipariş veririm demiştim. Ve şu an çok mutlu oldum. 4 tane gelmiş. 4'lüymüş. Ve son olarak dediğim gibi bir kargom kargoda hala gelemedim. Son olarak size şöyle kendim kalkıp da göstereyim. Kamerayı çevireyim.
Böyle bir mutfak halısı aldım. Geldi yani. Hatta bunu sizlerle birlikte sereriz yarın falan tekrar temizlik yaptığında. Çünkü biraz sonra dışarı çıkacağız Hakan geleceği için. Şimdi hiç açmayayım yani temizliğe başlamayayım hiç. Sonra toplayamıyorum çünkü. Böyle bir halım geldi. Halı çok yani ben çok beğendim. Biraz sadece rengi beyaz. Yani böyle daha biraz daha koyu grimsi bir renk olsa belki üstüne dökülen şeylerden lekeler falan daha rahat çıkabilir. Yani daha az gözükebilir ya da diyeyim. Çünkü ben makine atıyorum zaten. Pislendiği zaman aynı bir şey mi döküldü hemen makine atıyorum. Böyle halım çok güzel. Şu anda tabii daha açmadım. Böyle bir halım geldi. Bunu sizlerle birlikte açıp sereceğim. Mutfağı şuraya sermek için aldım. Buraya bir tane daha alacağım. Bu çok küçük geliyor çünkü ben burasının bu kadar soğuk olacağını tahmin etmedim. Maalesef şey yaparken. Soğuk olabileceğini düşünmedim ama gerçekten aşırı soğuk burası ve ayağımda şu anda mesela çorap var. Artı pantuf var. Buna rağmen ayaklarım şu anda üşüyor. O yüzden biraz sıkıntı. O yüzden bir tane daha alacağım. İkisini şey yapacağım. Değiştiririm. Zaten dediğim gibi evde kimse yokken yani kendimizken halılarımın bir tanesini 4 metrekare onu buraya koyacağım. Bu salondaki daha küçük. Onu buraya koyacağım. Yanına da o mutfaktaki şeyi koyarım. Daha az yerden soğuk gelmesi için. Bu şekilde böyle yani. Bu kadar soğuk olacağını tahmin etmedim. Evinizi, halılarınızı alırken lütfen bunu da göz önüne alın. Gerçekten annem yani görüntüsüne bakarak sadece şey dedi hani burada küçük duruyor, kilim gibi duruyor demiştim mutfak halısı için. Ama ben halı sevmiyorum yani böyle çok her yerde halı olsun istemiyordum. Ama buz gibi yani şu an benim evime gelseniz şu an donarsınız yani sanki Kasım'da değiliz de Ocak'ta falanız yani. Yani utanmasa kar yağacak. Böyle. Kargolarım da şu anlık böyleler. Son aldığım, kargodan aldığım ürünü de göstereceğim. Ondan sonra yemeği yaparız hep birlikte ve vlogumuzu, bugünlük vlogumuzu böyle kapatırız. Hemen koydum bakın böyle oldu. Plastik böyle. İyi oldu. Yani en azından şu altındaki çizilmez şu anda. Çünkü bir tanesinin dediğim gibi şurasına bir şey değmiş. Muhtemelen tam da ortasında bir yerde. Orası kalkmış. Bu böyle çok güzel oldu şu anda. Hem üstüne bir şeyler koyarsak plastik olduğu için yıkanabilir. Hem de bu şekilde kullanırsak yıpranmaz. Çok beğendim. Teşekkürler. Trendyol'daki mağaza. İsteyenler için bu arada linkte koyabilirim. Fiyatı da çok uygundu. Fiyatını da şu anda hatırlamıyorum ama aşağı açıklama kısmında yazarım. Evet, ben gittim. Kargomu aldım. Geldim. Size de göstereceğim şimdi. Görüyorsunuz daha hiç açılmadım. Açıyorum kargomu. Bu son kargomdu. Onu da aldım. Şekilde parfüm aldım. İki tane Sarah Hanım parfüm aldım. Bunlar Avon'un parfüm. Avon'un parfümleri daha önce ben kullanıyordum. Bu Sarah'ları bir ara kalktı. Sonra tekrar geldi. Yine kullanıyordum. Sonra başka bir parfüm bu kalkınca ben başka bir parfüm almıştım. Sonra onu beğendim. Onu kullanıyordum. Şimdi tekrar bir Sarah alayım dedim. Çünkü benim kullandığım diğer parfüm Farmasi'nin Çekoslovakya parfümüydü. O da yok. O da kalktı galiba şu anda şeyden. O yüzden maalesef şöyle çıkarayım hatta göstereyim. Şimdi tekrar bu Sarandra'ya döndüm. Kalkmadığı süreçte bunu kullanmayı düşünüyorum. Kabını da göstereyim. Zaten birçoğunuz biliyordur yani Avon'un parfümleri çünkü. Avon'un parfümleri çok güzel. Yani makyaj malzemeleri hakkında çok iyi yorumlar almadım. Çünkü bir ara ben de satışını yapıyordum. Çok memnun olan görmedim. Ama parfümleri çok güzel. Sonra bir BİM'e A101'e uğradık. Şöyle bir set vardı. Benim setlerimin içinde çok az vardı. Böyle kutuyla almıştım BİM'den. Ama çok az vardı. Böyle bir tane
Bu 7 liraydı. Bundan aldım. Bu zaten herhalde yeter yani. Böyle her renk var gibi içinde. Dursun diye aldım. Lazım oluyor çünkü. Şöyle iki tane Şok Market'ten hurma aldım. Bu da 6 liraydı tanesi herhalde. Bundan sonra çikolata falan yemeyi düşünmüyorum. Hurma yiyeceğim. Kahvenin yanında. Yine bundan aldım. Dün söylemiştim zaten. Bulursam yine bundan bir tane daha alacağım. Yeşilinden alacağım. İkişer tane oldu şu anda. Ben bunları zaten gün içerisinde 10-15 kez kullandığım için bunlar bana bence bir ay falan yeter diye düşünüyorum. Sonra A101'e bugün böyle battaniyeler geliyordu. Resimde gösterilen pembeydi. Bir gri var mı diye bakayım dedim. Varmış. Ben de aldım. 60 liraydı. Ve yün battaniye. Şimdi bunu yıkamaya atacağım hemen. Yıkansın. Bunu yatağımın altına TV battaniyesi sermiştim. Onu çıkarıp bunu sereceğim. Yani altımıza yatarken çünkü çok soğuk oluyor ve ben böyle bile üşüyorum. Yani altımda TV battaniyesi varken bile üşüyorum. Bunu battaniye olarak sereceğim. Üstüne uyku setimizi sereceğim. İşte çarşafın üstüne yani. Anca öyle ısınabiliyoruz. Bu şekilde hem istediğim renk zaten hem de fiyatı çok uygundu. Ben normalde buna benzer bir tane aldım. Şeyden almıştım. Hatta Karaca videomda bulabilirsiniz. Karaca setim. Pardon, Karaca diyorum. Taç. Uyku setlerimi falan aldığım yerde. Görebilirsiniz. Onu da şuraya koyarım. Orada 100 liraya almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam bu 60 liraydı ve yine şeyli böyle polar gibi. Evet. Bugünkü videom bu kadardı. Hem sohbetli bir makyaj olmuş oldu. Sohbet etmiş olduk. Güncel konular hakkında. Hem de keyfim yok demiştim zaten. Hani sabahtan biraz kendimi hasta gibi hissediyordum. O yüzden hani videonun devamında da yani daha doğrusu günün devamında da yine bir şey yapacağımı sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi hani biraz halsiz hissettiğim için zaten halimden tipimden de belli oluyor. O yüzden bugünü böyle kapatalım. Benim buraya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.